Dostlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Uzun zamandır, bir aydır video çekemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Fırsat buldukça video çekmeye devam edeceğim. Geçen ay Hicazlardan bahsetmiştik. Birkaç tane arkadaşımız Nihavent'le ilgili, yani türkülerle ilgili birkaç soru sormuştu. Nihavent genelde gitar üzerinde minöre denk geliyor. Yani batı müziğinde minör dediğimiz şey aslında Türk müziğinde, yani gitarda minöre denk geliyor. Çok uzatmayacağım. Bazı arkadaşlar işte Nihavent şöyle böyle diyor. Ben gitardaki karşılığını anlatmaya çalışıyorum. Bizde fa diyez 2 gibi notalar yok. O yüzden çok kafanızı karıştırmadan basit, piyasada kullanılan, %90 kullanılan Nihavent denilebilecek, mi Nihavent dediğimiz makamı anlatacağım size. O makamın aldığı akorları, yani türkülerde hangi akorlar basılabilir, mi üzerinden anlatacağım. Transpozeyi kendiniz yaparsınız. Yani ben anlatmışım transpoze nasıl yapılır diye. Diğer videolarıma, gitar dersi videolarıma bakabilirsiniz. Çok uzatmadan geçelim. Mi Nihavent, mi üzerinden, yani mi'den mi'ye giden bir oktavdan sadece fa diyez arıza sağlıyor. Yani örnekle mi, fa diyez, sol, la, si, do, re, mi. Hicaz'da sol diyez alıyordu. Kürdi'de natürel iniyordu. Nihavent'te de sadece fa diyez arıza, geri kalan notalar natürel. Bunu gitarın neresinde yaparsanız yapın, size Nihavent'i verecek. Yani mi'den başlayıp mi'de biterseniz, sadece fa diyez alırsanız geleceğiniz nokta mi Nihavent, yani mi minöre denk gelmiş oluyor. Örnekle mi fa diyez sol la si do re mi. Bu birinci oktav. Mi fa diyez sol la si do re mi. İkinci oktav. Mi fa diyez sol la si do re mi. Üçüncü oktav. Mi fa diyez sol la si do re mi. Dördüncü oktav, pozisyon ya da mi fa diyez sol la si do re mi, başka bir pozisyon. Mi fa diyez sol la si do re mi, başka bir pozisyon. Mi fa diyez sol la si do re mi, mi fa diyez sol la si do re mi, sonsuza kadar, yani gitarın sonuna kadar gidebileceğiniz bir aralık. Burada da mi fa diyez sol la si do re mi, mi re do si la sol fa diyez mi. Yani tellerin boşluğunu da kullanırsanız bu şekilde. Evet, bu makamın aldığı notalar, bir de bunların akorlarından bahsedeceğim. İki ayrı video yapmayacağım, kafanız çok karışıyor çünkü. Ne dedik? Mi üzerinden fa diyez arızası alırsa mi Nihavent oluyor. Yani türkülerde kullanabileceğiniz makamlar. Tabi Hicaz türkülerde var, Kürdilerde var. Ama Nihavent türküler de çok fazla. Şimdi akorlarına geçince ilk akorumuz mi minör arkadaşlar. Niye mi majör değil derseniz, mi majörün içinde sol diyez notası var. Sol diyezi istemiyor makam. Buraları da çok karıştırmadan böyle genel geçer kurallarla anlatacağım. Mi majör değil, yani ilk akorumuz mi minör. İkinci akorumuz fa majör değil. Fa majör yok. Niye? Çünkü makamın içinde fa diyez var. Yani mi'den sonra fa diyez notası geliyor. Biz fa diyezi akor olarak almıyoruz. Fa diyez yerine re majör alacağız. Şimdi mi minörden sonra gelen nota sol majör. Yani mi, fa yok, yerine sol geliyor. Bunu gamın gidişatına göre göstereceğim. Yani mi, fa diyez yok, sol, la, si, do, re, mi. İlk akorumuz mi minör, ikinci akorumuz sol majör, solden sonra la geliyor, la minör, la majör değil, la majörde do diyez var, la minör, la minörden sonra si minör, si minörde alınıyor çünkü si minörde de fa diyez var, si minörden sonra do majör, do majörden sonra re majör, re majörden sonra mi minör. Şimdi neden re minör derseniz, re minör re, fa, la notalarından oluşuyor. Re majörde re, fa diyez, la notalarından oluşuyor. Yani fa diyez, Nihavent'in bizden istediği fa diyez burada mevcut. Bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Mi minör, ilk akorumuz. Sol majör, la minör, si minör,
Do majör, re majör, mi minör. Bu şekilde bu mi üzerinden alınan genel akorlar. Şimdi bazı türküler re majörle başlar, la minöre gelir, si minöre gelir, sol majöre gelir. Eğer mi minörde bitiyorsa karar sesi mi minördür. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu genel olarak böyledir yani. Şarkının başladığı nota değil, bittiği nota bize karar sesini gösterir. Oradan da biz makamını öğrenmiş oluruz. Evet, tekrar bir daha gösteriyorum. Mi minör, sol majör, la minör, si minör, do majör, re majör, mi minör. Bu kadar. Bunlar genel akorlar. Bunlara çalışırsanız size faydası olacaktır. Kafanıza bir şey takılırsa tekrar yorumlar kısmına yazın. Fırsat buldukça videolar çekeceğim. Kürdi dersleriyi de anlatmıştım, Hicaz'ı da anlatmıştım. Gerekirse tekrar anlatırım. Yani ben bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyor. Görüyorum zaten yorumlarda. Birkaçınıza faydalı olduğu için bu da beni mutlu ediyor. Seviniyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.